tarz, bakış açısı. Selimiye Camii yapılırken Taşkıran ağır işçilerin işçileri hakkında ne düşündüklerini merak eden Mimar Sinan, tebili kıyafet yaparak inşaat alanına yönelir. İlk işçiye yaklaşır ve sorar. Ne yapıyorsun evladım? Nesin sen, kör mü? Diye öfkeyle bağırır işçi. Bu parçalanması imkansız kayaları bu kör keserle kırıyor ve ustabaşının emrettiği gibi bir araya yığıyorum. Cehennem sıcağında kan ter içinde kalıyorum. Bu çok ağır bir iş. Ölümden beter. Koca Sinan hızla oradan uzaklaşır ve çekinerek ikinci işçiye yaklaşır. Aynı soruyu ona da sorar. Ne yapıyorsun? İşçi cevap verir. Kayaları mimari plana göre uygun şekilde yerleştirilebilmeleri için kullanılabilir şekle getirmeye çalışıyorum. Bu ağır ve bazen de monoton bir iş ama karım ve çocuklarım için para gerekli. Manevi bir görevin sorumluluğunu da taşıyorum. Sonuçta bir işim var. Daha kötüsü de olabilirdi. Biraz cesaretlenen Sinan üçüncü işçiye doğru ilerler. Ya sen ne yapıyorsun diye sorar. İşçi görmüyor musun der. Kollarını gökyüzüne doğru kaldırarak kocaman bir cami yapılıyor ve ben de bu caminin inşaatında çalışıyorum. Bu camide benim de bir emeğim var. Öldükten sonra hatırlanacağım ve çocuklarıma diyeceğim ki işte bu camiyi biz yaptık. Her biri de birbirinden farklı. Olaylara bakış açısı çok önemli. Saygıdeğer dinleyenler, sevgili izleyenler, güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Onun için iyi taraflarını, güzel taraflarını görmek lazım. Vardır. Biraz zorlarsanız muhakkak iyi tarafı, güzel tarafı vardır. Meşgul olduğunuz şeylerle ilgili. Muhakkak bakış açınızda bir sorun vardır. Eğer olumlu değilse, ona da muhakkak iyi tarafından bakarsanız kesinlikle ben inanıyorum ki yakalayacaksınız. Aşk olan.